Tekrardan selam. Şimdi bir cilt bakımı yapacağım. Öyle çok fazla maskeye falan girişmek istemiyorum. Cildim temizdi zaten. Sadece günlük rutinimi yapacağım. Bu arada yani bugün o kadar çok elim ayağım karışıyor ki size anlatamam. Çünkü acele etmeye çalışıyorum. Normalde her sabah bebek beni 7'de maksimum 8'de uyandırır. Ama bugün ne hikmetse İnadına böyle 9, 10 hatta alarmımı ertele bir türlü kalkamadım. Şimdi toniğimi kullanacağım. Rimonum. Çünkü ikimiz de Onur'la o kadar geç yattık ki dün akşam. Benim inanılmaz bir reflüm vardı. Reflü değil de aslında internette araştırdım. Biraz bebeğin büyümesinden kaynaklanıyormuş. Boğaz yanması. Yani böyle midemde herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu göğüs kafesimden yukarı şurasının arası nasıl yanıyor size anlatamam. En son saat yani 2.30'da kalktım. 3'te bir kalktım. Ya böyle aralıklı uyuyup duruyorum sürekli. Sanki bebiş buradaymış ve bizi sürekli uyandırıyormuş gibi. Daha gelmeden alıştırmaya başladım. Şimdi Skin Sensual'ın C vitaminini kullanacağım. Ondan sonra en son 4'te kalktım. Dedim ki yani böyle sabah olmayacak. Ne yapayım? Baktım internetten ılık süt iyi geliyormuş. Böyle zerdeçal aldığımız ılık süt. Aşağı indim. Ondan sonra baktım bir yandan Onur da uyumuyor. O da telefonda takılıyor yanımda. İkimizi de uyku tutmadı yani bir türlü. Ondan sonra birer bardak böyle ballı, zerdeçallı, tarçınlı süt yaptım. O zaten detaylı olarak şeyi göstermiştim. Cilt bakım rutinimi göstermiştim. Eğer izlemek isterseniz önceki videolarıma bakabilirsiniz. Neyse o sütü içtikten sonra bir rahatladım. Gerçekten çok iyi geliyor süt. Geliyormuş daha doğrusu. Ben de bilmiyordum. Şimdi demir ilacımı içiyorum öncelikle. Kahvaltım hazır. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Hazır. Biraz böyle sağlıklı ve hafif bir şey yemek istedim. Çünkü gün içerisinde baby shower'da muhtemelen biraz ipin ucu kaçacak. Orada böyle çok güzel yiyecekler falan hazırlamış annemler. İçimden bir his. İçimden değil gördüğümü söylüyorum. Biraz gecikeceğiz diyor. Bakalım inşallah yetişiriz. Şimdi saçımı kurutacağım. Morphos'un Milk Therapy'sini kullanıyorum saç açıcı olarak. Onun hem kokusu mükemmel hem de Morphos'un bütün saç ürünlerine ben bayılıyorum. Duşta krep kullanmıyorum ben. Sadece bakım maskesi kullandım. O da böyle haftada birkaç kere falan kullanıyorum sadece uçlarını. O yüzden üstlere karışıyor. Üstleri açmak için mecburen böyle bir sprey kullanmak zorunda kalıyorum. Ay, saç uçlarıma da Ojix'in kokonat yağını kullanacağım. Çok az. Çünkü bunu böyle fazla alınca yağlı gösteriyor saçı. Onu hiç sevmiyorum. Ama kokusu ve yaptığı bakım gerçekten çok güzel. Ama birazcık fazla kaçırın. Hemen saçlar böyle yağlı gibi parlıyor. Şimdi yukarı çıkacağım. Hızlıca hazırlanmam lazım. Aşırı aşırı hızlı hazırlanmam lazım. Onur'u da kaldırmam lazım.
Şimdi hızlı bir makyaj yapmam lazım. Daha yüzümde hiçbir şey yok. Önce bir dudaklarımı nemlendireyim. Bu da bitti ya. Avon'un bu dudak yağı o kadar güzel bir şey ki. Bundan benim sipariş vermem lazım. Ama tamamen tükenmiş. Öncelikle bir fondöten süreceğim. Bugün ikisini karıştıracağım. Çünkü hangisini kullanacağıma karar veremedim. Pure Beauty'nin BB kremiyle Not'un bu üçü bir arada. Bu inanılmaz mükemmel bir ürün. Çok böyle nasıl diyeyim, cildi ışıl ışıl yapıyor. Ama biraz da kapatıcılık istiyorum. O yüzden bu ikisini karıştırıp süreceğim. Şöyle yapalım. Not'u ilk sürdüğünüzde çok koyu duruyor bu arada. Neden bilmiyorum ve tek renk çalışmışlar. Ama gerçekten sürdükten sonra hemen cildinizde aydınlanıyor bir anda. Rengi ısınıyor. Of, fırçalarım o kadar kirli ki onları bir ara temizlemem lazım. Gerçekten çok iğrenç. Makyajımı yaparken size bir yandan bugünün hikayesini anlatmam gerekiyor. Çünkü sabah o kadar koştur koştur çektim ki diğer sahneleri. Şimdi bugün baby shower'ımıza hazırlanıyoruz. Ben şu an kaçıncı haftamdayım artık bilmiyorum ve saymayı da bıraktım. 34 demeyeyim, 35 demeyeyim. Ben kimim artık kendimi de bilmiyorum. Gerçekten. Ben cinsiyet partisi yapmayı çok istemiştim. Ama sonra biz böyle cinsiyeti öğrenmeyi bekleyemedik, dayanamadık. O yüzden erkenden öğrendik. Ve yapamadık sonrasında cinsiyet partisini. Çünkü hem de böyle işte sevdiklerimiz, ailemiz falan şehir dışındaydı. İşte programımızı ayarlayamadık, benim programım yoğundu vesaire. Onur'un işleri vardı derken o cinsiyet partisi bize kısmet olmadı. Sonra hiç böyle bir baby shower hevesim yoktu benim. Bu arada concealer olarak Not'unkini kullanıyorum. Üzerinden de Skin Food geçeceğim. Çünkü o kadar uykusuzum ki göz altlarımın iyice bir aydınlanması lazım. Neyse, dediğim gibi hiç böyle bir baby shower hevesim yoktu. Ve hiç de aklıma gelmedi gerçekten nedense. Ama ablam, işte kuzenim, Ecem, biliyorsunuz artık beni takip edenler. Onlar böyle bir sürpriz ayarlamışlar. Ta İstanbul'da. Kendileri İstanbul'da oturuyor bu arada. Normalde plan bana tamamen sürpriz olmasıymış. Yani hiç ama hiç söylemeyi düşünmüyorlarmış. Ki ben bunu patlattım arkadaşlar. Öğrendim bir şekilde. Çünkü ben sürpriz hiç sevmem. Bunu yani biliyor olmaları lazım. Hatta öğrendiğimde birazcık da kızdım onları. Sitem ettim. Ya dedim niye söylemediniz? Hani ya ben öğrenmeseydim, plan bozulmasaydı olmazdı yani. Üzerinden biraz Skin Food geçiyorum. Görgü tonu süngeriyle. Şu an çok daha iyi görünüyorum. Keşke her zaman yüzümde Skin Food olsa. Sırf bunun için mezoterapi falan yaptıracağım büyük ihtimalle doğumdan sonra. Şimdi önce bir kaşlarımı tarayayım. Kaşlarımı çok doldurmayı sevmiyorum. Böyle çok hafif bir kaşlarıma renk vereceğim sadece. Biolis'in bir kaş kalemi var. Bu benim kaşıma tam uyuyor rengi. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Şurada çok küçük küçük boşluklar var. Onları dolduracağım. Neyse işin özünde onlar sürpriz yapmak istemişler. Yani bana tamamen sürpriz olacakmış. Hatta her şeyi böyle Onur'la planlayıp benim giyeceğim kıyafete kadar öyle ayarlayacaklarmış aslında. Bence yapamazlardı. Çünkü ben anlardım. Ama ben onların mesajlarını yakaladım ve o şekilde planlarını birazcık bozmuş oldum. Ama iyi oldu. Şu an sadece bir baby shower'ım olduğunu biliyorum ama hiçbir detayı bilmiyorum. Sadece ona göre hazırlanıyorum. Arka planın süslemesini vesaire hepsini onlar seçmiş, ayarlamış. Bana sadece hani şu renk tonlarında giyin gibi bir şey söylediler. Çok da bir seçeneğim yok. Artık hani son aylarda olduğum için çok kıyafetim zaten olmuyor. O yüzden iyi ki onların planlarını yakalamışım.
kıyafet olarak bir örme elbise giyeceğim. Onun dışında gerçekten şu aralar bana çok fazla bir kıyafet olmadığı için dediğim gibi seçeneğim zaten kısıtlı aslına bakarsanız. Önce göz kapaklarımın üzerinden şöyle bir krem rengi far geçiyorum sabitlemek için. Çünkü en son Skin Food sürdüğümden dolayı Skin Food bu çizgilere doluyor. Şu açık rengi alıyorum. Şöyle bir geçelim. Geçiş yaratalım. Şöyle benim elbisemin rengine yakın bir renk var. Onu da çok hafif alıp biraz daha aşağılardan geçeceğim. Neyse onların sürprizinin yanı sıra mekanı da çok merak ediyorum. Çünkü bu mekanda ben daha önce cinsiyet partisi için bakmıştım, görüşmüştüm hatta. Ama dediğim gibi kısmet olmadığı için işte orada yapamamıştık. O yüzden orayı da çok merak ediyorum. Arkadaşlarım gelecek. Çünkü izne çıktım ben. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız bilmiyorsunuzdur. İzne çıktım. Neredeyse 1-1,5 haftadır evdeyim. Ve arkadaşlarımı o kadar özledim ki size anlatamam. Ya gerçekten böyle her gün birlikte olduğun insanlar, şu tütlü kahveyi alıyorum. Her gün birlikte olduğun insanlarla böyle aranda mesafe olunca, bir iki gün görüşmeyince insan gerçekten aşırı aşırı özlüyor. Onlarla görüşeceğim. Bir de onun dışında bebişi olan ve bayağıdır görüşemediğim bir arkadaşım var. O gelecek. Ondan sonra işte ailelerimiz gelecek. Teyzemle Ecem, kuzenim İstanbul'dan geliyorlar. Ablam da İstanbul'dan geldi. O zaten geçen gün buradaydı. Açılı bir fırçam var. Eyeliner fırçası. Bunu en koyu kahverengiye alacağım ama galiba şuradaki şu kahverengi daha koyu. Ay! Ay! Turuncuyu aldım yanlışlıkla. Şöyle yapayım o zaman. Şu kahverengiyi alıyorum. Bunu kirpik diplerime uygulayacağım. Bu renk benim gözlerimi daha yeşil gösteriyor. Gözüm yeşil değil bu arada. Sadece yeşil olmasını dilerdim. Fakat biraz böyle ela gibi gözlerim ve kırmızı alt tonlu bir şey uyguladığım zaman göz kapaklarıma ve göz kirpik diplerime biraz daha yeşile çalıyor. Ben öyle inanıyorum yani. O yüzden bunu uygulayacağım. Onur olsaydı şu anda gülerdi bana. Çünkü ben sürekli gözlerim yeşil deyip duruyorum. Annemle konuştum. Şimdi kimseye cevap vermeyince beni uyuyakaldım sanmışlar. Neyse şu göz altlarıma da hemen süreyim. Ne diyordum? Ha, bebeğin yatağını da geldiğinde göstereceğim. Bebek arabasının markasını tercih ettik. Benim istediğim farklı bir model vardı ama onda bayağıdır stok yoktu. Stok olmadığı için başka bir model araştırdım, beğendim. Onu aldık. Hızlıca da kargoya verdiler. Bakalım inşallah gelince memnun kalırsın. Bence göz makyajım okey ya. Sadece rimel süreceğim. Sky High. Benim başka... Ben biraz sıkıcı olmaya başladım makyaj konusunda. Farkında mısınız? Başka maskara kullanamıyorum. Çünkü bu hassas gözler için üretilmiş. Ve benim kullandığım diğer maskaralar göz kapaklarımda alerji yapıyor. Bir tek bu yapmadı. Bunun bir de kahverengisi de var. Şu. O da çok güzel. Ama o biraz kurumuş bitti sanırım. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Biraz böyle gün ışığında aşırı güneş vuruyor şu an ama. Ay çok güzel görünüyor. Birkaç fotoğraf çekmem lazım burada. Bu arada size yatak dedim ve yatak gelmiş arkadaşlar. İnanamıyorum. Ya saçımı istediğim gibi yapmaya vaktim kalmıyor. Stres oldum. Normalde saçımı şey yapacaktım. Biraz maşa yapacaktım ama duş aldığım için saçım o kadar kabardı ki önce bir düzleştireceğim. Bakalım nerelere gidecek bu saç serüveni. Ama şimdi maşa yapmasam bu saç düz durmayacak. Yine kabaracak arkadaşlar. O yüzden biz bir iki dalga geçelim üstüne. Öyle bir acele çıktım ki 15-20 dakika falan gecikmeli çıktık.
Hiçbir şey göstermedim size. Saçımı maşa yaptım. Kombinim gösterdiğim gibi bu şekilde. Ayakkabılarım Teddy, montum Teddy. Böyle bir konsept yaptım kendime. Şimdi gidiyoruz. Orada görüşürüz. Mesela. Açabilir miyim? Lügatımızı alalım. Yazalım mı? İyi. Acayip. Hadi bakalım. Hadi başladık. Odaya da duruyor muyum? Hayır, hepsini yahu. En çok yatan kazanacağım. İlk o sen kazanacaksın gibi. Ama yani gelmiyor aklıma. He, fırka. Şey, alışveriş listemi gözden geçiriyorum şu an. Rakip sen. Hayır. Ya bak. Artık yazsana bana. Vazelini duymuş, vazelini. Kor ben dün aldım. Bebek ne? Şey, çöp kutusu. Çöp kutusu. Aa, olmaz. Onun şeyi öyle. Suluk. Ben yazdım, evet. Ben suluk yazdım. Ha bak o, evet, doğrusu o aslında. Suluk ya. Evet, suluk yazıyor. Kim bildi en çok ya? Ben iddialıyım. Kim o iddialı? Bravo. İkinci bir şey almış. İstiyorum. Birinci belli. Benim yardımcım da var. Olur. Birinci soruyu yanlış anlamışsın aşkım. Şu an. Doğurdum, doğuracağım. Kırk yazmış. Evet, benim için. Veriyor musun? Evet, tahminleri alalım. Bebek şu an kaç haftalık? 32. 35. 34. 34. 32 değil mi? Hayır, dedim ya önden gidiyormuşum, ben yanlış saymışım. 34. 34. 3'e girmedim şu an. Öyle hesapladık. Bugün daha mı? Bak. Ben yanlış kopya aldım. Geçen haftaydı o, şu an 34. haftadayım. Tamam hadi 34 6 olsun yani. 34 35'i kabul ediyorum. Hadi. Bilemedim. Bebek şu anda kaç kilo? 2,5. 2,8 yazmışım bakın. 2,8. 2,8 mi? 2,8 de ben şu an okuyayım buna. 2,2,5. Herkes biliyor. Ne aldım ilk? Kahverengi patika yapıyorum. Patikler, evet. Evet, patik aldım. Patik, çorak. Evet. Çünkü onunla paylaşmıştım. Abi 4 yaptık. Neyse, geleceğin nasıl bir şey. Abi 5, 15, 5, 6, 5. İşte her gün birlikte olduğum insanlar görüyorsunuz. Dönüp arkadaşlarıma bakın. Koç oldu. Yani belli değil. Gene aralarında bir hafta var. Bundan arkadaşlar anne baba, anne dudak, baba bıyık olarak gözler kime benzesin? Bunu işaretliyoruz. Ehliler sonra baksın, atlar kalsın amacıyla. Ay hemen. Kim bakalım bilecek? Neyi? Evet, kime benzeyecek tahmini? Biz de hiç görmediğimiz için tabii bilmiyoruz. Hiçbir
bir şey buldum. Burunu beni seçmeyin, estetik burnu biraz. Siz istediğimiz herhalde değil mi? Saç ikinizin de olur ya. Saç okey. Ben kendim seçtim. Senin ağzın çok küçük. Aferin. Saçım mükemmel bak. Saçım. Aa, ben de yıldız. Saç sana dedim. Aa, sana benziyorsun saçın. Bence de ya. Niye sana benziyorsun? Yürüyüş sana benziyorsun. Espri anlayışı. Abi çok şeysin. Sana benziyorsun ya. Dans. Beceriz sana benziyorsun. Hamar attık. Tars. Yıldız. Cesaret bana bir. Bana benzemesin. Ben sana değil mi? Oğlum sen de sana dedim. Oğlum benim zeka sana dedim. Yaratıcılık bana benzesin. Zeka kusura bakmayın. Tamam makyajımı bozacağım. Bak zeka annem ikimizi de işaret etmiş. Bu çok mantıklı. Zeka ikimizi de işaretlemişsin ya. Ben de kaldı bunlar. Sen sonra bak canım. Ha tamam. Ha yaşasın. Ya paylaşımızın şeyi niye kalmıyor? Bunlar çıkar. Şimdi o ters bir şekilde şunları şuraya koyuyor. Başına tık tık diye geçmesi lazım. Ama üstüne şey varken mi? Evet. Biraz sert girecek sadece. Evet. Sert bastırayım mı? Bastır. Yerdi burası. Ağzını ayarlayıp bastır. Tamam. Ay neymiş. Burada oldu. Daha yapıştır. Peki eğer bu da sallama yaparız acaba aşağıya? Altına evet. Şu da olabilir. Bunun bir şeyse. Bunu nasıl takıyoruz? Normalde bu sallamıyor bir şeyler. Dur bir aparat daha vardı. Şu an hepimizin seferber olması. Vallahi az önce görmüş. Yatak için. Bu değil mi? Tekrardan merhabalar. Saat 8 olmuş. Baby shower'dan sonra eve geldik hep birlikte. Ailelerimizle böyle biraz işte oturduk, çay kahve içtik vesaire. Onlar gitti. Sonra bebek yatağı gelmişti. Hatta size göstermiştim. Bebek yatağını kurduk ama kurması o kadar zor oldu ki gerçekten. 4 kişi giriştik. Yine de zorlandık video vesaire izlememize rağmen. Bir de hani hala burada insanlar olduğu için çok fazla çekemedim. Ama zaten onu kapatıp yukarı çıkarttık. Yakın bir zamanda tekrardan kurulacak mecburen. Sadece yerini vesaire hani ayarlamamız gerekiyor. O yüzden onu bir sonraki videolarda tekrardan kurulumunu vesaire çekiyor olurum. Şimdi üzerimdekini göstereceğim size. Çünkü hastane için bir takım almıştım. O geldi. Şöyle üçlü bir takım arkadaşlar. Biraz sade ve şık olmasını istedim. O yüzden siyah tercih ettim. Şöyle kuşağını açayım. Böyle yandan emzirmesi kolay olur diye. Altı da şöyle kollarında çok hafif bir hani böyle şey detayı var. Ben çok dantelli falan sevmiyorum. O yüzden hafif de olsa güzel görünüyor bence. Paçası hafif yine böyle dantelli. Gösteremedim şöyle. Onun dışında gayet güzel bir takım. Ve kumaşı o kadar güzel ki efil efil gerçekten. Bunu aldığım yerin linkini paylaşırım. Açıklama kısmında. Bir de beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Instagram'da zaten bunların hepsine linklerini paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz kaçırmazsınız. Şimdi bir şeyler yememiz lazım. İnanılmaz acıktım. Gerçekten çok acıktım. Şimdi hemen hızlıca bir salçalı makarna yapacağım. Başka hiçbir seçeneğim yok şu an. Çünkü çok hızlı bir şekilde bir şey yememiz gerekiyor. O yüzden makarna yapacağım. Ve bu akşamı burada böyle sonlandıracağız. Hello tekrardan. Ay birazcık ağladım. Çünkü oyun oynarken şöyle duygu ve düşüncelerimizi yazdığımız
bir kısım olmuştu. Yani katılanlardan, gelenlerden böyle bir şey istemiştik. İleride bebişimize bu yazdıklarını okutmak için. Onları okudum şimdi ve bazı yazılanlar beni o kadar çok duygulandırdı ki, özellikle amcasının, yani Onur'un kardeşinin yazdığı, Onur'un yazdığı, işte benim kız arkadaşlarımın yazdığı şeyler falan beni aşırı duygulandırdı. Ay. O yüzden şu an biraz toparlandım. Daha iyiyim. En azından makyajım çok bozulmadan size hediyeleri göstermek istiyorum. Hem böylece birazcık modum da değişsin. Türk kahvesi yaptım kendime. Onu içeceğim şimdi. O sırada hediyeleri göstereceğim. Sonra da bu videoyu burada kapatmış olacağız. Ayakkabılardan başlıyorum. O kadar tatlı ayakkabılar gelmiş ki hediye olarak. Yani çok mutlu oldum. Ama bir kere daha anladım ki gerçekten benim etrafımda beni çok iyi tanıyan insanlar var. Çünkü hediyelerin renklerini görünce zaten anlayacaksınız. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben daha önce aldığım patiklerin hepsini kahverengi almıştım. Ve iki tane daha kahverengi patik geldi. O kadar tatlı ki. Bunu İstanbul'dan arkadaşım göndermiş Zara'dan. Çok tatlı ve böyle içi de peluş. Kendi gelemedi ama hediyesini yollamış tatlım benim. Böyle bir patiğimiz var. Ya bunların renk skalaları o kadar tatlı ki her kıyafetiyle uyumlu olacaktır. Şöyle bir ayakkabımız var, minnoş minnoş. Bir de şöyle yazın sneaker gibi giyebileceği çok tatlı beyaz bir ayakkabısı var bebişimizin. Onun dışında bir tane de şöyle bir arkadaşımız ve eşi. Onlar da çok tatlı bir çift. Şöyle bir Puma'dan ayakkabı almışlar. Çok güzel. Buna bayıldım. Gerçekten çok tatlı. Bunları giymesi için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok tatlış bir hediyemiz var. Benim de listemde vardı bu. Gerçekten çok mutlu oldum gelince. Bunu Ecem almış. Çok tatlı. Şöyle bir uyku arkadaşı bu. Çok tatlış peluş. Bunun böyle tepesi açılıyor ve bir hoparlörü var şöyle. Bunun içerisinde birçok müzik ve işte pış pış sesleri, beyaz gürültü sesleri falan var. Şimdi göstereceğim size. Mükemmel. Bu galiba ışıklı da aynı zamanda. İşte ses arttırma kısmı özellikleri var. Saat ayarı var bir de. 60 dakika, 120 dakika. Bebek uykuya dalana kadar devam ediyor. Dediğim gibi bunu böyle içerisine koyuyorsunuz. Hemen beşiğinin yanına bırakıyorsunuz. Püş püş yapma derdi yok. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Bence çok tatlı bir hediye. Buradan hediye alacak olanlar varsa yakınındaki bir hamile arkadaşına, ailesindeki hamile bir bireye bence bunu tercih edilebilir. Gerçekten çok güzel bir hediye. Şöyle bir set var. Bunu bayıldım. El emeği bu. Şapkası var. Atkısı var. Ayıcıklı. Ve çok tatlış yeleği var bir de. Bu arada biz istemeden bugünkü şeyde de partide de denk geldi. Hatta sonra bütün kıyafetleri vesaire her şeyi ortaya çıkarınca fark ettik ki birçok şeyi ayıcıklı almışız. Biliyorsunuz biraz böyle ayıcık modası var şu anda bu sene, özellikle çocuk hediyeliklerinde vesaire. Gerçi ben hediyeliğini makrome yaptırıyorum. Onları göstereceğim size geldiğinde. Ayıcık yaptırmadım ama birçok şeyi yine böyle ayıcıklı olmuş. Çok tatlı. Ondan sonra şöyle bir kıyafetimiz var. Zıbınımız. Maviş maviş. Annem bunları görünce çok mutlu oldu. Çünkü ben bebeğe mavi hiçbir şey almamıştım. Benim aldığım her şey kahverengi, krem falan. O yüzden o bunu şey bu onu çok mutlu etti. Bunlar da Waikiki'den. Çok güzel. Bu biraz daha büyük. Galiba kaç yaş bu ya? 2-3 yaşmış. Bu bayağı büyük. Pijama gibi. Evde de giyebilir ama. Üstü de böyle tatlı. Gayet sevimli bir takım.
Sonrasında bir de şöyle bir takım var. Altıda şöyle krem rengi kargo pantolonu var. Çok tatlı, çok tarz bir çocuk olacağını ben düşünüyorum şimdiden. O kadar güzel kıyafetleri var ki bazen kıskanıyorum gerçekten. Şöyle bir battaniyemiz var. Yine dediğim gibi beni çok iyi tanıyorlar. Benim sevdiğim renklerden. Bu böyle örme bir battaniye. Çok da güzel dokusu falan, bayıldım. Sonra Zara'dan şöyle bir ceket var. Kapşonlu kot ceket. O da o kadar tatlı ki size anlatamam. Kumaşına falan bayıldım ben gerçekten. Bir tane böyle bir siyah pantolonu falan vardı. Bunu öyle bir kombin yaparız büyük ihtimalle. Çok beğendim. Sonrasında burada bir mont var. İçi böyle peluş. Çok tatlış. Rengi de mükemmel. Yine benim bayıldığım renklerden. Ondan sonra şöyle bir yine kahverengi bir takım var. Bu şey gibi sanırım. Pijama gibi. Uyku öncesi. Bu çok tatlı. Buna bayıldım. Bir de Gap'ten şöyle bir tulum var. Kapşonlu. Kapşonunda da böyle kulakları var. Çok tatlı. Ya bu genel olarak bebek şeyleri, kıyafetleri neden bu kadar tatlış? Deliriyorum gerçekten. Şöyle bir set var. Bu da üzerinde I Stole Mama's Heart yazıyor. Çok güzel. Şöyle altı da var. Şapkası var aynı zamanda. Bir de şöyle bir uyku arkadaşı var. Buna da böyle sarılıp yatıyorlar. Bebişler genelde uyku arkadaşı seviyorlar sanırım. Sevecektir umarım, bilmiyorum. Sonra şöyle bir beyaz battaniye var. Bu da böyle yine ayıcıklı. Polar bir battaniye bu. Bunu hastane setine koyarım diye düşündüm. Çok güzel. Hoppa. Şöyle bir penguenli zıbın var. Bu da yazın bıcır bıcır giyer büyük ihtimalle. Bir tane daha şöyle bir battaniye var. Bunu da yine hastane çantama koyacağım. İki battaniye yeter herhalde. Bu %100 pamuk, çok güzelmiş kumaşı. Küçük aslan yazıyor. Adı aslan olsa tam ona uygun olurdu. Hatta hastane takımına, hastane çantasına koyacağım böyle sarılı bir takım var. Onun setine bunu kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle bir organizer var. Şöyle göstereyim. Bunlar benim işime çok yarayacak. Çünkü şu anda, hatta bir tanesini açık göstereyim. Ben de bakmadım nasıl yapılıyor. Şöyle. Gayet de genişmiş. Bunun içerisine işte böyle kıyafetlerini koyabilirim. İşte biberon vesaire gibi ekstra ihtiyaçlarını koyabilirim. Bence gayet güzel. 3-4 tane varmış hatta. Oh, bayağı iyi. Böyle şeyler zaten bebeklerin çok ilgisini çekiyor. Bunların üzerinde ayna var. Buradan kendini görebilir. Bunu beşiğine de asabilirim. Bir yerde oyun halısı var. Şöyle. Dediğim gibi bunu buraya da takabilirim diye düşünüyorum. Evet. Ay. Bu kadar. Bu hediyeleri şimdi tabii bir organize edip bir yerlere yerleştirmek lazım. Şu an benim bulunduğum oda o kadar zaten karmaşık ve etraf o kadar çok bebek eşyası var ki çıldıracağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz hala böyle yazılanların etkisindeyim. Modum biraz daha düşükse kusura bakmayın lütfen. Çok duygulandım çünkü. Onun dışında başka günlük vloglarımı paylaşmaya devam edeceğim. Zaten artık biliyorsunuz ki evdeyim. O yüzden daha sık video paylaşmaya çalışacağım. Kanalımı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.